Merhabalar sevgili YouTube ve sevgili Dark Souls severler, hepiniz hoş geldiniz. Efendim, sizlerle birlikte bir önceki videomuzda Hylor Vonir'i aradan çıkarmıştık. Bu videomuzda aslında Hylor Vonir'in biraz daha gerisinde kalan, belki de bu mekanın biraz daha aşağılarında kalan diye ifade etmek daha doğru olacak. Smoldering Lake bölgesini aradan çıkarmak istiyoruz. 20 en Vitality satın çıkmış olmakla birlikte artık her iki silahımı aynı anda takabiliyorum. Ek olarak bir de yayın burada bulunuyor. Şimdi buradan geriye doğru gidiyorum. Bu köprünün kırılabildiğini biliyorsunuz. Bu köprüyü kırıyoruz. Köprüyü kırdıktan sonra bir müddet beklerseniz, hani bu sallanma animasyonu vesaire bittikten sonrasında biraz yavaş yaklaşın. Buradan aşağıya merdiven varmışçasına inme imkanınız olduğunu göreceksiniz. Buradan aşağı indiğinizde aslında biraz daha oyunun gizli kalmış olan bir bölgesine gitme imkanınız oluyor. İlk challenge'ımız şuradaki Demon oluyor. Daha önceden sağ olsun Sigmar bize yardımcı olmuştu. Burada tek başımızayız. Tehlikeli olan tarafı aslında kendisinden de ziyade şu iskelet arkadaş. Hem bu iskelet hem bu demon aynı anda biraz zorlayabiliyor açıkçası, ne yalan söyleyeyim. Güzel tarafı, demon'ın saldırıları bu iskelete de etki ediyor. Hani sadece bize değil, iskelete de hasar vuruyor aslında. Kendisine hafife almayın, şu saldırı yapıyorsa uzağında kalın. Gördüğünüz üzere büyük bir bölgenin canını okuyor yani. Oo, aşağıya düşmem çok kötü oldu. Çok kötü oldu bu. Aşağıda bir sürü iskelet var çünkü. Niyetim aşağıya düşmek değil. Bu arkadaş iskeletlere saldırır bu arada. Hani bir nevi onları kendisini öldürtebilirsiniz de, yani böyle bir taktiğimiz olmaması lazım mantıken. Tabi iskeletler de kendisini öldürebilirler. O da ayrı bir içerik. Öldüğünce Soul of a Demon'ı elde ediyorsunuz. Aslında daha önceden bir benzerini öldürdüğümüzde elde edebileceğimiz itemler vardı. Satın alabileceğimiz boss ruhu kullanıcısına satın alabileceğimiz itemler vardı. Alamamıştık. Şimdi o itemleri alma imkanımız var. Bu ruhu elde etmiş olmakla birlikte. Buradan yukarı çıkıyorum. Aşağı gitmeden öncesinde. Burada yine bir tane mimik sandığımız var. Tabii ki bizler işimizi koyalım. Devam ettirmek için Undead Hunter Charm'lardan faydalanıyoruz. Hop hop hop. Geldim buraya. Fırlattım bir tane. Buradan Black Blade'i elde edeceğiz. Oyundaki en kısa katanadır kendisi. Keyifli katanadan bir tanesidir. Kısa olduğuna vesaire bakmayın. Yani bir deneyimlemenizi ben tavsiye ederim. Katana build'ı gidiyorsanız, hani katanadan faydalanıyorsanız kullanabileceğiniz, niye bunu çıkan bilmiyorum. Kullanabileceğiniz güzel katanadan bir tanesi. Hakkınızda bulunsun efendim. Burada birkaç tane item'ımız var. Onları lootlamak istiyorum. Yine iskeletlerimiz var bu arada. Ayağa kalacak olan. Zaten gözleri beyaz beyaz parlıyorsa biliyorsunuz ki artık şey olmuyorlar. Hani direkt ölmüyorlar. Elbet ayağa kalkıyorlar. O gözlerindeki parıltı, umut ışığı gidecek ki gerçekten ölsün kendileri. Buradan dümdüz aşağı koşturuyorum. Şimdi tam karşıdan biraz kritik bir iki tane içerik elde edeceğiz. İlk olarak burada Witch's Ring'i elde ediyoruz. Witch's Ring sayesinde Pyromancer'ınızın etkisini ve hasarını yüksek oranda arttırabilirsiniz. Yani böyle bir katkısı mevcut. Aynı zamanda Sage's Blindfold'u almış olduk. Hani kullanabileceğiniz bir Pyromancer kafalığı gibi düşünebilirsiniz. Yani Pyromancer'e yakıştırılan bir kafalık gibi değerlendirebilirsiniz. Buradan devam ediyorum. Smoldering Lake bölgesindeyiz. Burada dikkatli olmanız gereken temel şey, yukarıdan size mancınıkla, aslında mancınık diyorum sürekli. Niye hep karıştırıyorum emin değilim. Balistayla ok atılıyor olacak. Bu balistanın aktığı okları belli bir ritimde dojlamanız lazım.
Dojlaya dojlaya buradaki itemları lootlamanız lazım. Yani lazım değil tabii. Item almasanız da olur belki ama hani item'ı alacaksanız o ritimde dojlayabiliyor olmanız lazım. Hemen önümüzdeki birkaç tane item ben hemen aradan çıkarttım. Zorlandığınız noktada Estus Fast içmek istediğiniz noktada böyle siper edin bu ağaçları kendinize. Şimdi sağ taraftaki duvara yapışık bir şekilde ilerlerseniz elbet şöylesi bir tane şeye denk geleceksiniz. Mağaraya denk geleceksiniz. Hani bu göle indikten sonra dümdüz ilerlemeniz yeterli. Daha sonra yapışarak ilerlemeniz yeterli duvara. Orada bir tane şeyimiz var. Kertenkelemiz var. Ama kertenkelelerden de belki daha önemlisi tünelin sonunda aslında Horus karakteri var. Horus karakterini yukarıdan görmüştük. Anne kendisini yukarılarda vesaire bekliyor. Ama o burada hollow olmuş durumda. Yani Horus her ne kadar Anne'ye nazaran biraz daha böyle işte daha güçlü, daha böyle işte umudunu kaybetmeyecek bir karakter gibi takılıyor olsa da aslında Anne'den önce kendisi umudunu kaybeden karakter oluyor. Şunun bilgisini verebilirim. Anne ve Horus'la ilk kez karşılaştığınızda olur da ya şöyle diyeyim. Anne ve Horus yan yanayken olur da saldırdırsanız ve Horus'u önce öldürürseniz Anne direkt pes edip ölüyor zaten. Hani Anne o yüzden Horus'a nazaran biraz daha zayıf kalan bir karakter olarak karşımıza çıkıyor. Fakat oyun ilerleyen noktalarında görüyoruz ki Horus'un aradan çıkmasıyla birlikte Anne daha da güçlü bir karakter olmaya başlıyor. Şimdi buradan Livinyl Shield'ı elde ediyoruz. Üzerimizde kullanmakta olduğumuz bu set ve bu kalkan aslında tek bir setin parçası. Drang seti Dark Souls 2'den geliyor. Doğru okumuyorsam başka bir telaffuzu varsa o telaffuzda ifade edilen karakter. Dark Souls 2'deki hani ünlü demircilerden bir tanesiydi. Buradan Lush Titan Shard'ımızı aldık. Şimdi Horus'u öldürdük. Gidip Anne'ye şunu diyebilirdik. Yani diyebiliriz. Hani Horus'un nerede olduğunu biliyoruz. Horus burada vesaire diyebiliriz. Fakat Anne'nin questini burada kötü sonla bitirmiş olursunuz. Anne buraya geldiğinde kendisi de hala olur. Tekrar buraya gelip Anne'yi öldürmeniz gerekir. Ölmeseniz olur tabii ki ama hani Anne'yi öldürürsünüz. Anne'yi öldürürseniz de Anne'nin kullanmakta olduğu Anne's Straight Sword'u elde etme imkanınız olacak. Şimdi bu kötü son. Yani Horus Hollow oldu, Anne öldü. Bu kötü bir son. Mümkünse kendisine Horus'u nerede bulduğunuzu söylemeyin. Hani kendisiyle herhangi bir diyaloğa girmenize de gerek yok. Kendisini görmezden gelerek Katakombs bölgesini tamamlayıp devam edin hayatınıza. Şu yapılar paramparça olur. Bunların arkasına saklanamazsınız. Bir diğeri bizim bu videoda değil de bir sonraki videoda keşfedeceğimiz Demon Ruins bölgesi bulunuyor. Orayı giden alternatif bir yolu burada açabiliyorsunuz. Ben bunu kullanmayın derim. Hani şu an böyle bir şeye ihtiyacınız yok. Şimdi karşı tarafta yengeçleri görüyorsunuz. Şöyle trivia bir bilgi vermek istiyorum. Bu yengeçlerden sadece bir tanesi dost canlısı. Hani hepsini öldürmenize gerek yok. Sadece bir tanesi dost canlısı. Bizler şimdilik hızlı hızlı gelip şuradan Kaos Cem'ini elde etmek istiyoruz. Özellikle Pyromancy build'larda kullanmak isteyebileceğiniz bir içerik. Yine Dexterity build'lara katana ile gidiyorsanız, yanına da Pyromancy kasıyorsanız tadından yenmez. Kullanın efendim bu buff'tan, bu efsundan faydalanın. Yani gölün alt kısmındaki içerikler bu. Dediğim gibi şu kısmı bizler şey yapmayacağız, faydalanmayacağız. Buradan geriye doğru kaçıyorum. Şimdi şurada hani duvardan bir yapı görüyorsunuz. Hani bunların kırılabileceğini söyledim az önce. Buraya gelin bebekleyin. Burayı kırdırdıktan sonra arka taraftan Speckled Stone Plained Ring elde edebiliyorsunuz. Hani bunun artı bir versiyonunu
New Game Plus'ta Symmetry of Ash'te alabileceğinizden ben bahsetmiştim. Şimdi burada devasa bir arkadaş var. Bu arkadaşı öldürteceğiz. Kendisi böyle yıldırımlar püskürtebiliyor. Şurada Shield of Wand bulunuyor. Shield of Wand takmanız durumunda Covetous Silver Serpent Ring ile aynı görevi görür. Yani bu kalkan şöyle elinizdeyken bir düşman ölürse öldüğünde daha fazla ruh elde edersiniz. Şimdi bu arkadaşı öldürmenin en kolay yolu bu. Burada bekleyin. Atılan bu balistanın okları kendisine çarpsın. Kendisi de bu balista oklarına bağlı olarak can kaybedip ölsün. Bazen konumuna bağlı olarak çok fazla balista oku vurmayabiliyor. Çok uzun süren bir aktivite değil. Mesela ben şu an Shield of Wand ile bu arada ölmesini bekliyorum. Bir öldüğünde daha fazla ruh elde edeyim diye. Son bir vuruşu kaldı sanırsam. Ve öldü. Ölünce Lightning Stake ve Undead Bone Shard elde ediyoruz. Lightning Stake ben Fate Build rehberinde bolca tanıtmıştım. Oldukça güçlü şeylerden bir tanesi. İçeriklerden bir tanesi. Faydalanabilirsiniz efendim. Hani eğer ki mucize build'a gidiyorsanız hatta faydalanın direkt. Şuradaki iki tane item'ı atlamış olmak istemiyorum. Sağ taraftaki okey de şu karşıdakini nasıl kaçırdım emin değilim. Çıkartabiliriz artık kalkanımızı. Hani nasılsa ruhlarımızı elde ettik. Bol miktarda Large Titan'dan shard toplayabilmiş olmak silahlarımızı daha üst seviyeye kadar güçlenmemize imkan tanıyor. Dolayısıyla bu bölgeyi ziyaret etmiş olmakla birlikte karakterimizi bir sonraki bölgeye veya oyunun ilerisine daha rahat hazırlıyoruz aslında. Sol taraf bir boss fight'a gider. O boss fight'a şu an gitmiyoruz. Geliyorum buraya. Buradaki bonfire'ımızı yakıyorum. Bir sonraki videoda buradan devam ediyor olacağız. Orada görüşmek dileğiyle. Videoları beğenmeyi, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayın. Ben yine bir sonraki videoya geçtiğimizde envanterimdeki Large Titan şartları kullanarak silahlarımı güçlendirmiş olacağım. Aklınızda bulunsun. Sizler de güçlendirip oradan devam edebilirsiniz.